bile insanlarına çağrı yapıp konut sahibi yapacağım dedikleri kişilere artık o evleri verecekleri rakamlar bir servete dönüşmüştür. Ve o insanlar Tuzla'dan Türkiye'nin her yerine kadar vahlanıp ahlanıp ağlamakta ve insanlar çare aramaktadırlar. O bakımdan bu tür ekonomik politikalarını yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Her insanımızın zenginleşebildiği, mutlu olduğu, adil paylaşımla bu şehrin mutlu bireyleri olduğu bir kent hayalimiz bu şehirde hayata geçti, büyümeye devam edecek. İstanbul bizimdir diyenlerden değiliz. İstanbul hepimizindir diyenlerdeniz. Onun için herkese mesajımız şu: İstanbul senin diyoruz. Senin diyoruz. Onun için hep birlikte hepimizin olan bir kent var etme çabası içerisindeyiz. Bu yolda daha güçlüyüz. Daha da hızlı yürüyeceğiz. Çünkü neyi nasıl yaptığımızı İstanbullular görüyor. İcraat ve yönetim becerimizi İstanbullular görüyor. Beceriyi gördükleri için arkamızdalar. Vatandaşı, siyasetçilerin küçük hesaplarının ya da bir takım politik manevralarının bir piyonu gibi görenlerin devrinin bittiğini buradan söyleyeyim. Siyaset masalarda değil, siyaset vatandaşın arasında vatandaşla konuşarak, uzlaşarak yapılır. Biz vatandaşların arasından hiç ayrılmadık. Orada da yolumuza devam edeceğiz. Adaylar açıklandıktan sonra değil de bütün adaylar olgunlaştırır olgunlaşmaz hepsini arayıp tek tek tebrik edeceğim. Yolculuğum ve bu siyasetin bir centilmenlik duygusu içerisinde olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Süreç tamamlanmadığı için kimseyi henüz aramadım ama dediğim gibi sadece Buğra Bey değil diğer adayları da tek tek arayıp tebrik edeceğim. Sadece sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Bugün 5 yıllık çalışmalarımızda başarımızı sorgulayan yok. Ama 5 yıllık çalışmalarımızı 25 yıllık çalışmalarıyla kıyaslayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu dilinden düşürmeyen adaylarından, siyasi yöneticilerine, belediye başkanlarından hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar konuşturuyorsak kıymetli bir şey. Onlar 5 yılımızı 25 yılla kıyaslamaya devam edecekler. Biz İstanbul İttifakı'nın, milletimizin her bireyinin oylarını tek tek kazanmaya ve onların gönlünü ve oyunu kazanmaya devam edeceğiz. Peki. 65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız Mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecek ve düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Onun için çok önemli değil benim açımdan verdiği rakamlar. Teşekkür ederim. Ne yapabiliyorsak onu paylaştık. Yapılamayacak bir iş var ise onu da dertleşerek anlattık. Tamamen duruşumuz budur. İşin engellenme gayretlerine rağmen nasıl işleri başardığımızı vatandaşlarımıza lütfen bütün dostlarımız anlatsın. Bakın, yıllarca bu eşsiz şehrin denizine kanalizasyon akarken seyrettiler. Seyrettiler burnumuzun dibinde. Yani Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda, dünyanın göz bebeği İstanbul Boğazı'nda onlarca noktasından, Marmara Denizi'nin onlarca noktasından atık suyun denize akışını seyrettiler. Bunlar öncelenseydi çoktan biterdi. TBM dediğimiz makine yeni icat olmadı. 60, 70, 80 yıldır neredeyse benzer teknolojiler dünyanın her yerinde ve şehrimizde de kullanılıyor.
Dolayısıyla neyi öncelediğiniz mühim. Biz işte bu sel baskınlarını, su baskınlarını dert edindik. Büyük can ve mal kayıplarını yaşarken bu şehir seyirci olanların o ihmallerini biz kendi dönemimizde kapattık ve ihmalin yerine hizmeti getirdik. Birkaç gün konuşulur sonra unutulur diye bu tür trajik olaylara biz can kulağıyla geçmişe bakarak bu yaşananları bu şehir adına bir ayıp, bize yakışmıyor. Dünyanın 21. yüzyılda göz bebeği olan İstanbul'un bu görüntüleri hak etme şansı yok diyerek az önce işte görüntülerde görüyorsunuz. Aksaray'da Unkapanı'nda bu görüntüler milattan önce değil. Bu görüntüler Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarından önce. Daha dün yani. Onun için 2019'dan önce yaşanan bu görüntüleri ortadan kaldırmak adına onların yaptığı gibi İstanbul'u ya da geleceğini hiçe saymak yerine altyapı konusunu sağlıklı ve güvenli bir biçimde ele alarak çocuklarımıza yaşanabilir bir kent sunma konusunda azami gayret içerisinde olduk. Sanki gökyüzünden bir İstanbul inmiş, yeni bir İstanbul gelmiş gibi konuşacaklar, görüyorum. Tamam, iyi projeleri varsa dinleriz, bakarız ve inceleriz, faydalanırız da. Bu şehrin ezberini bozan bizler, bu şehrin halkçı, devletçi ve gerçekten insanlığı düşünen bizler vaat setlerini bile değiştirdik, değiştireceğiz. Vaat setlerini bile. Kamuya yatırım ve kamu anlayışını da değiştireceğiz. Yakında bizim dilimizi, literatürümüzü, terminolojimizi kullanmaya başlayacaklar, kullansınlar. Amacımız zaten onların da iyileşmesi. Unuttular, bilsin. Yani dil yok, konuşamıyorlar. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey onların da gündeminde yokmuş. Ya az mı bağırdınız mecliste? Sizi gidi sizi. Vay kurnazlar. Ya o kadar güzel işler yaptık ki bak, Üsküdar Beylerbeyi'nde 600 metrelik İstavroz atış tünelini yaparak Boğaz'a günlük 14 bin metreküp su girişine sebep olan altyapı sorununu çözdük. Oradaki o atık suyu denize akmasından kurtardık. Yani 181 noktadan içme suyu barajlarına, Haliç'e, Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne açıktan akan atık suları artık akamaz hale getirdik.